Ama onu şunu bağlayıp anlatırsak daha şey olacak. Şimdi Yeni Akit Komiteri'nin bir küpürü var. Bakın. Sabih Kana şey Vural Savaş, yanındaki de Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Saadet Partisi ile işbirliği yapıp ittifak yapan partinin genel başkanı. Vural Savaş da yanındaki kişi. Bakın ben sadece üst bölümünü kopyaladım. Devamını size okuyayım. Ne diyor Vural Bey? Diyor ki geçmişte de CHP üyesi gibi hareket edermiş. Ne diyor? Diyor ki en talihli günümü yaşıyorum. Yuvama geldim diyor Vural Bey. Yuvama. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Peki ne söylüyor Vural Bey? Bugün hayatımın en onurlu günü. Çünkü Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir Kuvayi Milliyeci ne hissediyorsa ben de onu hissediyorum. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye ne yapıyordu? Yunan'a karşı savaş yürütüyordu. İngiliz'e karşı savaş yürütüyordu. Bunlar ne diyor? İrticacılar bu ülkeyi işgal ediyorlar. Biz bunları atacağız bu ülkeden. Hatta denize dökeceğiz diyen ahlaksızı bile vardı. Şimdi de yine CHP'nin yönettiği ADD'nin başında oturuyor Hüsnü Bozkurt. Şimdi diyor ki Vural Bey, bakın iddianame yazmış. İddianamesinde Refah Partisi için ve Refah Partililer için ne diyor? Vampir. Şimdi bir izleyicimiz de hatırlatmış. Habis Uğur diyor. Habis Uğur. Bakın Habis Uğur. Vampir. Ve aynı zamanda diyor ki bunlar Refah Partisi'ni, Saadet Partisi'ni bugünkü partiyi kastederek söylüyor. Bakın o eğer biz de o teşkilat, o teşkilatız, Refah'ın teşkilatıyız diyorsa. Diyor ki bunlar diyor Cumhuriyet tarihinin en büyük sahtekarlar çetesidir diyor. Oradan da rahmetli Erbakan'a atılan kayıp trilyon iftirasına bağlıyor. Evet, bu tarihi 2013. Tabii, 2013 yılında eski, yani 9 yıl önceki CHP Genel Başkanı koltuğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu bir dönemden bahsediyoruz. Vural Savaş'ı alıyor. Vural Savaş özelliği nedir? Vural Savaş'ın tek bir özelliği vardır. Erbakan Hoca başbakanken Refah Partisi hakkında kapatma davası açan başsavcı olmasıdır. Bunun dışında Vural Savaş'ın hiçbir özelliği yoktur. Ne hukukçuluğu noktasında kimse kalkıp da ya büyük hukukçudur diyebilir. Ne şu yönüyle ne bu yönüyle hiç kimse Vural Savaş için şu 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 meziyetlere sahip bir adamdır diyemez. Tek özelliği Refah Partisi hakkında başbakan olduğu bir tarihte Erbakan ben senin hakkında dava açıyorum diyebilen 5 sene siyasetten yasaklanması gerekir Erbakan ve şu 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 isimler diyen başsavcı olması hasebiyle CHP'ye getirilip ada yapılıyor veya üye yapılıyor veya böyle özel bir toplantı düzenlenebiliyor. Şimdi o kayıp trilyon hikayesindeki suçlama Temel Karamollaoğlu bir anlatsın bize. Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere o CHP'liler sadece mahkumiyet kararı verilirken işi organize etmediler. Bir de o mahkumiyet kararı çünkü 28 Şubat sürecinin devamındaki hakimlerin, o Kemalist hakimlerin kontrolündeki Yargıtay da o cezayı onayladı, kesinleştirdi. Peki Erbakan Hoca hakkında o kesinleşmeden sonra cezaevine girmesi gerektiği ortaya çıkınca 2 yıldan uzun süreli bir hapis cezasıydı. AK Parti yırtınıyor. Tayyip Erdoğan başbakan yırtınıyor. Ya ne yapabiliriz de Erbakan hocamızı cezaevine koydurtturmayız diye. CHP'liler ne yapıyorlar? Hocasını kurtarmak için kanun çıkartıyorlar, özel kanun çıkartıyorlar diye suçlamalar yapıyorlar. Abdullah Gül o tarihte Cumhurbaşkanı son tarihlerini hatırlıyorum. Abdullah Gül geliyor diyor ki ya evde çekiyor cezasını. Bunu da kaldıralım cuma namazına dahi gidemiyor hocamız dediği zaman CHP'liler kıyameti kopartıyor. Şimdi kalkmışlar Erbakan anma gecesine katılıyor Kemal Kılıçdaroğlu.
nasıl bir mantıktır, nasıl bir vicdandır, nasıl bir etik ilkelerdir anlamak mümkün değil. Ama bizim eleştireceğimiz gene Saadet Partisi'nin yöneticileridir. Bu işleri dört dörtlük içinde yaşamıştır Temel Karamollaoğlu. Nasıl vicdansızca, ahlaksızca Erbakan Hoca için o mahkumiyet kararı verilmiştir. Şu an Necmettin Erbakan'ın kimlik numarasını basın UYAP'a. Şu an nitelikli dolandırıcılıktan mahkum diye çıkıyor. Kim yaptı bunu ya? Tayyip Erdoğan mı yaptı? Ve kalkıyorlar Erbakan CHP ile ittifak kurardı diye kendi kendilerine maval okuyorlar. Evet.